YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bilgilendirmelerimizden, videolarımızdan ilk siz haber almak istiyorsanız lütfen Endokrin YouTube kanalımıza abone olun. İlk siz haberdar olun videolarımızdan. Şimdi bugün önemli bir konuyu konuşmak istiyorum. Hipoglisemi. Hipoglisemi kan şekerinin düşmesi anlamına geliyor. Kan şekerinin kaçın altına düşmesini hipoglisemi olarak adlandırıyoruz. Genelde 50 mg desilitrenin altındaki bir kan şekeri hipoglisemi olarak adlandırılmakta. Normalde kan şekerimizin 60 ile 100 mg desilitre arasında bulunması gerekiyor. Bazen şekerlerimiz daha yüksek değerlerde olduğu halde 50 mg'ın üzerinde olduğu durumda bile şeker düşmesi belirtileri olabiliyor hastalarımızda. Tabii bunların sebepleri var, bunları konuşacağız. Şimdi öncelikli olarak hipoglisemide hangi belirtiler olur, neler hisseder hastalar ondan bahsedelim. Hipoglisemi durumunda hastaların ilk hissettiği şikayet açlık hissi. Açlık hissiyle beraber iç çekilmesi, ellerde titreme, çarpıntı, terleme, el ayak titremesi gibi şikayetler olmakta, baş dönmesi oluşmakta. Daha sonra da hastalar ani olarak yere düşme durumları, uyuklama ve maalesef müdahale edilmediği zaman bilinç kaybı ve beraberinde ölüm durumu gelişebilmekte. Şimdi vücudumuz şeker düşmesine karşı çok iyi bir mekanizmayla korunmakta aslında. Yani şekerimiz daha 80'lerdeyken vücut insülin salgısını durdurmaya başlıyor. Yani şekeri düşürmeyi engellemek için insülin salgısını engelliyor. Kan şekerimiz 80'lere geldiğinde. Düşmeye devam ederse eğer kan şekerimiz yani 60'lara geldi. O zaman böbrek üstü bezinden kontrinsülinler sistem dediğimiz bazı hormonlar var. Bunlar şekeri dengede tutan hormonlar. Glukagon hormonu, adrenalin hormonu, noradrenalin hormonu ve kortizol hormonu salgılanmaya başlıyor. Ve bu hormonlar şekeri belli bir seviyede tutmaya çalışıyor. Bu seviye, kritik seviye 60'ın üzerinde tutulması gerekiyor. 60'ın altına düşmeye başladığında bizim tıp dilinde adrenerjik, halk arasında sempatik belirtiler dediğimiz belirtiler oluşmaya başlıyor. Biraz önce bahsettiğimiz belirtiler. Eğer şeker düşmeye devam ederse de daha ağır belirtiler meydana geliyor ve maalesef bilinç kaybına kadar durum ilerleyebiliyor.